Bu aşamada Ascent haritasıyla biz seçimimizi yapıyoruz. İlk olarak Split'i banlamışız. Onlar Fracture'ı banladılar. Ve onların tercih ettiği harita ise Icebox oldu. Bizim için ilk iki harita gerçekten sevindirici gibi duruyor kağıt üstünde ve sona kalan haritada Breeze olmuş. Bu aşamada Cydrex'ten Omen geldi. Evet, Cydrex Omen ya. Turco'dan Fate geldi. Bozmamış. Screen'den Phoenix geldi. Eyvah. Phoenix aldı. Korkutucu mu geldi sana bilmiyorum biraz ama. Biraz geldi hocam. Bir Chamber'ları da var Yampi'de. Yampi normalde Ascent haritasında Jett'ten pek vazgeçmezdi mi? Biliyorsun eskiden. Oo. Hocam AMD'ler Sentinel'e dönmiş. Bu aşamada onlarda zırh yok. 4 tane Ghostwire ve Yampi'nin tabancası. Atılan bir sıfır noktasıyla başlanıldı Turco. Yetenekleri de kullanıyor. Ortayı gözle birlikte temizledi ve fight var. Scream ortada ilkili almayı başardı aslana karşı Jonas ama yanıcısıyla tazelemeye çalışacak. Kuşların Yampi'yi düşürmesiyle birlikte A'ya girebiliriz. Kısada 2 tane oyuncu var. Kuşları girdi ama kısadaki 2 tane oyuncu giremedik. Destek gelmeyince Kuşları'a onu çok kolay yakaladılar bu smoke'ta. Alacağımız bir kill. Ardından takaslı oyun bize round'u getirebilir. Nivera çok meraklı, çok meraklı. Turco'yu da yakaladı. Cezalandırsaydık çok farklı olurdu. Cezalandırsaydık çok farklı olurdu. Bu merak başına dert açabilirdi. Şimdi AMD'ler ilginç bir clutch denemesi olabilir mi? Güzel iki tane kill ama bu esnada 20 canı bırakıldı. Yine de plant'in alınabilmesi güzel. Bizim için en azından force yapılacak mı yapılmayacak mı böyle bir karar olacak. Ve sol kez göz kullanıyor. Atılan bir tane flash var. Eğim diyeleli. Bu aşamada bakalım hemen fark edebilirler mi? İlk kill alırsa eğim diyeler bir headshot'la round'u kazanma şansı var ama sol kez eğim diyeleli çok çubuk bir şekilde yakaladı. Atlar atlamaz. Ama herhalde Yampi enteresan bir vuruş. Force. Ortadayız. İki oyuncu pick getirecek. Burada geri kaçmaya çalışıyorlar. Bırakmayalım peşlerini ama Turco sadece bir kill'lik yanıt verebildi ve şimdi Cydrex smoke bırakacak. Köşeler yine site'e girebilir. Kill alırsa çok değerli olacak bizim için. Atılan gözü kırması lazım çok çabuk. Ve Fate çıkmak istiyor. Büyük cesaret. Sol kesten Cydrex'i headshot attığı için bu pozisyonda 1-3'de çok da şanslı bir yerde bırakmamış oldu. Her halükarda zor. Bir fake veriliyor. Çıkacaklar. Paranoya ile çıkıyorlar. Cydrex Dimasik tarafından yakalanıyor ve Scream site'a geri döndü. Aynı zamanda yakalayabiliriz. Burada yani. Scream açık bir pozisyonda. Kuşner gördü onu. Flash bırakacak. B2'ye gidiyor. Kuşner dişiyle kurtuldu. Herkesin farkındalar aşağı yukarı. Son 30 saniye bu patlayıcının önümüze atılması tabii bizi de bir yandan yavaşlatıyor. AMD'ler ortada tuzağı kırdıktan sonra artık hücuma başlama zamanı. Dimasik yanıcı atıldı. Scream'le birlikte birer tane kill. İşler sarpa sarmaya başlıyor ve oyuncularımızı Scream yakaladı. Ultisi geldi. Kayon'un B'ye gelmesiyle birlikte Nivera hemen reaksiyonunu gösterecek. Molly'yi umarım atamaz. Biz bu arada bir ulti kullandık. Şimdi yanıcıyı hala bekletiyor. Erken bir kill neyse ki takas var. Kuşner harika iş yaptı şu ana kadar. Canı azaldı ama bir rakibini daha yakaladı. Mermilerin nereden geldiğinin farkında. Kuşner güzel başlıyor. İlk silahlı roundda 3 tane kill kendisinden şu ana dek. Evet, özellikle Kuti'nin kontağına bir oyun var. Kuti 4'ü buldu. Ace'e doğru gitmek istiyor şu an Kuti. Çok seven Liquid'e karşı Ace atmayı. Kuşner'in biraz dikkatli olması lazım. Biz 4 kişiyle yaşarken 4 kişi kapatalım bu round'u. Smoke'dan şimdi hamle yapacak. Kuti bakıyor oraya ve Ace'le birlikte ilk round'u geliyor. Ascent haritasında BBL'in. Bu aşamada pazardan girmeye çalışıyor oyuncularımız. Yampi yine site'da yeteneklerden etkilenmedi şu anda. Göğsüyü onu açığa çıkartıyor ama wallbang'ler çalışmayacaktır. Geri kaçmayı başardı. Flash'ları hazırlıyor aslan. Arkadaşlarını site'a sokmaya çalışacak. Nivera'da da flash var. Counter flash'e dikkat etmemiz gerekiyor. Sol köz kör açıkta yakalandı. Yampi hala site'in içerisinde atlayan ilk oyuncumuz. Bayağı bir hasar verdi ki. İşte DLL 2 tane kill. Nivara geldi. Dikkat. Burada birden fazla kill vermiyoruz ona. Aslan yerden aldı operatörle. Durumu 2v3'e getirdi ve Scream'e karşı şimdi bu oyunda ilk etapta mücadele vereceğiz sanki. Ultiyi kullandık. Oyunu hızlandıracaklar mı? Attığımız bir tane smoke var. Beklemeyi tercih ediyorlar. Aslan'ın elindeki operatör onlar için geçilmesi zor bir şey ama Aslan artık rifle oynuyor. Bu aşamada fight Cydrex tarafından Scream'e karşı kazanıldı ve Dimasik de tek başına nerede olduğu da çok açık. Wallbang'lerle yaraladık. Dimasik'in kaçmaktan başka bir çaresi yok. İyi ittirdik şu ana kadar. Onlar da aynı şekilde. Oo, Aslan ekstra bir entry. Nivera'yı yakalıyor gardının önünde. Kuti'nin yeri belli ve çok iyi bir destek var. Yine cross'unu bozduk. A'ya doğru gireceğiz. Onlar retake'e hazır ve yakında. Ama yine de 5v3'te hem silah hem de oyuncu üstünlüğümüz mevcut. Birebir pick vermeyelim. Önemli olan bu. Yampi denemek istiyor. Scream. Elinde bir tane şerif var. Yampi'ye açıklık vermemek lazım. Üstüne gidecek Scream. Aman. Oyuncumuzun birer kill verdi ki Yampi buradan kaçamıyor. Daha fazla kill vermiyoruz Yampi'ye. Yerden alınan bir tane rifle. Kullanılan ulti
bizim tarafımızdan Fade ultisi. Hataya pek fazla yer yok. Kontağı hala oyunumuz var ya. Ulti etkisindeler. Main'deki oyuncumuzun düşmemesi gerekiyor bu aşamada. Bir kill daha aldı screen. Çok iyi biraz takas. Evet, fazla hasar verdiler olarak gözükebilir ama çok iyi gözükmüyor şu an bizim için. Yani bu sayede entrylerle birlikte girmeliyiz. Şimdi atılan yetenekler. Nanosur çok iyi bir yere gitmedi. Bizim için Fade ultisi onlar tarafından kullanılıyor bu sefer. Ve Scream'i ilk kill almayı başardı. Diğer oyuncularımız site'e giremedi bile. Yani çok fazla paramız var ama yine de korunulabilir. Zaten round'u kazanma ihtimalimiz kalmadı artık bu aşamada. Birçok yeteneğimizi bu aşamada harcadık ki üstümüze gelemesinler ama bir şekilde gelmeye çalışacaklar zannediyorum. Scream bir kill çıkardı. Takaslar bizden gelsin aslında. İki oyuncu düşürüyor. Bu round kötü geçmemiş oldu aslında. Kaybedilse de tabii bir tesellimiz var. Nasıl yakalandığını da görmedim. Belki smoke'tan bile olabilir bu arada. Bunlar main'e yakın giriyor. Uf, 2'ye 1 takas. İyi olmadı bu. Maalesef çok iyi başlayamadık ama toparlanabilir bir round. KO'muzda bir patlayıcı var ama sessiz sedasız girmek istiyoruz. Buraya direkt olarak bakalım bir prefire atılır mı? Atılır mı? İlk oyuncumuz belki düştü ama yine de takas var. Bu kötü değil. Yampi'nin üstüne gireceğiz. Bir yetenek kullanılıyor. Yampi burada. Artık bunun infosu var. Bu göz kırıldığı için site'e yerleşeceğiz. Scream'deki ultiye dikkat etmek lazım. Bunu erken bölümde açmak isteyebilir. Scream. Scream işaretlendi. İki oyuncu line tarafında. Aslan iyi geldi, iyi geldi. Alacak bu inisiyatifi. Birebir takas istediğimiz olmadı tam olarak. Ama Türko için belki de 1v2 ideal olabilir. Scream erkenden peak almak istiyor. Ulti ile birlikte atladı. Oo, takası çıktı aslında Niver ama şimdi yakalayacak mı? Hayır. Çok sever Türko normalde. Evet, evet. Çok sever Türko normalde bu pozisyonu. Ya soldan endişelendi. Arkasından geldiğini düşünecek olsaydı Türko muhtemelen Niver'i alırdı. Sonun canı çok az. Yani Sadrek sanıyorum main'e doğru mu çıktı bilmiyorum, ultiyi kullandı. Çok sıkışmış olabilir site'da. Onlar tabi Sadrex'in ultisini anlamadıkları için hala her yeri kontrol etme esnasındalar. Yampi wallbang'den aim DL'li yakalamış. Büyük talihsizlik. Sidrex'in devreye girmesi gerekiyor gibi. Site'e olan baskıyı birazdan artıracaklar. Sidrex'in burada yapabilecekleri çok kritik olacak. Göz info vermedi. Türko Scream yakalamış. 4v4 Sidrex smoke'tan çıkar mı acaba? Önünde iki tane oyuncu var. Sidrex çıkmak üzere. Çıkmak üzere çıktı. İşte iki tane oyuncuyu düşürdü bu aşamada. Kishner da diğer tarafta Divacy'yi yakalıyor. 5-4 moladan mükemmel çıkıyoruz. Çok yetenekli oyunculardan oluşan bir ekip. Ve şimdi bir peak gelecek. Sol kes yakaladı ilk oyuncumuzu. Hemen takas alabilmemiz gerekiyordu ki o takası aldık. Ardından bir başka yerde fight. Yampi Aslan'ı yakaladı Spanda bu aşamada. Şimdi Scream'in üzerine gitmeye çalışacak mıyız? Dimasik ultiyi bozdu. Scream'e kill vermeyelim, kill vermeyelim. Peak'e geliyor Türko. Neyse ki yakaladı onu. 3v3 hala tam anlamıyla rahat değiliz. Güzel paranoya hazırlığı. Çok güzel, çok güzel. Oradaki çok güzel düşüncem, onlardan da bir flash geldi. Kullandık Barani'yi, kullanmışız. Alıp geçebilir sanki ya. Kuti'nin çok önemli bir kili var. Hala alamadık. Oraya doğru yine bir çekme kullanılacak. Türko aldı, rahatlıkla side'a gireceğiz. Kuti, bakalım nereden çıkış yapacağız. Önüne doğru gelecek. Kuti'den harika bir headshot ve Türko round'da 3 kill ile tamamlıyor. Ulti de geldi. Süper. 5-5. Bizi durduramayacaktır, bizi durduramayacaktır. Kushner smoke'larını bıraktı, içeri girecek. Yatılan Fade ultisi, Yampi'lere de pozisyon olacak. Kayıkhaneye gitti. Kushner gördü onu, sadece bir canı kaldı ve mükemmel bir headshot. Bıçaklar tazeleniyor. 4v5, retake hızlandırmaya çalışacaklar Aslan. Allah ne verdiyse taradı bu arada. 2-3 oyuncu var. Bölgesinde işte bu ekstra. Denk geldi, sert geldi. Ya inanılmaz kararlılık var şu an BBL tarafında. Özellikle A'yı erkenden geriye ittirmek istedik ve B tarafında sol kesi önde görünce, düzeltiyorum, Yampi'yi önde görünce hemen tek başına olduğunu anladık. Üzerine doğru yürüdük. 3-0'dan sonra 5-3 geriye düştük. Yine bir sıkıntı yok. Aldığımız molayla birlikte doğru hücum kararları vererek yine oyunun içerisindeyiz. Sürekli oyundayız. 6-5, 7-5'e gidebilmek mümkün mü? Açıkta buluyoruz, açıkta buluyoruz Dimasi'yi. Bu bir ganimet, bu bir ödül ama içeri giremeyeceğiz bu aşamada. Kushner şimdi kullanabilir mi? Yeteneklerine iyiyim. Gelen Yampi yakalamış. Şu üçe kadar geldi. Sayta gireceğiz. Nevera ortada. Körden etkilendi. 70 canı var. Ve fight'ı istiyor. İyiyim gelinin adı sırasında bu fight'ı kazandı. Nivere ama ulti. Biz de Sayta kazandık. Plant'ı aldık. Scream flashlarından birini zaten kullanmıştı. Diğerini hemen kullanıyor. Oo, harika bir peek geldi Aslan'dan flash'ı. Çok iyi dodge'ladı. Sol kesle birlikte iki oyuncu da eş zamanlı oynamaya çalışacaklar buradan. Jhen önünde bir oyuncu var. Harika bir tap Scream'den. Undraven'da bir oyuncu. Sol kes 1v2. İki oyuncunun da yerini biliyor. Double peek'e doğru gidecek. Aman! Aman tanrım. Aman tanrım. Yani, bir mermi gitse bitti.
Yakamızı bırakmadı. Kuşun pozisyonu çok değerli. Bu aşamada bir kill alıp çekilebilir mi? Kuşun Ransaller'ı verdi. Ay, kill aldı ama. Scream kendi takasını kendi hallediyor. Indiana'nın kill bulması çok önemli. 3v4. Olay mahalle Sidrex hızlı geliyor. İki oyuncu burada Sidrex üzerlerine gitti. Birebir takas. 2v3. Yine burada pozisyondan kill çıkartabiliriz ama yan pirin ekstrası. Bu roundda işleri bizim adımıza bir çıkmaza soktu. Turco'dan clutch isteyeceğiz. İki taraftan geliyorlar ve Dimasik yardım etti Yampi'ye. Ortada Yampi'yi bırakıyorlar, kapı kırılacak. Scream'de bir tane flash var, KO. Şimdi yeteneklerini gönderiyor. Burada Yampi'ye yakalanmak üzereyiz sanki. Güzel yerleştirdiler onu. Bir flash atılacak aslan. Ama gördüler flash'ı. Aslan bunu hemen kere çıkarmış. Turco'ya yakın. Bunu biliyorlar. Mükemmel aslan. Reaksiyon. Turco en sevdiği yerlerden bir tanesinde. Turco harika oynadı ama aslana parantez açmak lazım. İlk kontakta, ilk temasta harika iş çıkarıyor. B savunmacılarımız Aslan ve Turco çok başarılılar. Hala alarm butumuz ortada duruyor ve Kuşunur ortada yakın. İnisiyatif almak isteyebilir Kuşunur burada tek başına. Birden fazla oyuncu gözüktü bu arada bıçağı. Flash da gelecekler Kuşunur'un üstüne belki. Flash da atmadılar, flash da atmadılar ama Nivera ilk pikte Kuşunur'u yakaladı. İki oyuncumuz hala B'deler. Aslan başlı yeteneklerden ya. Eskilendi, yakına geçmeye çalışıyor. Hala kazanabilme şansı var bu fight'ı Aslan'ın ama Yampi'de operatör söz konusu. Turco site'ın içerisinde etkili aldı. Scream'i yakalar mı? Hayır, takas var. Ve maalesef bu round sanki onlara doğru gidiyor. İki oyuncumuz çok uzaktalar. Durdular, rakip bizi bekliyorlar. Eyvah, yani kutiyi burada açılacak mı? Açıldı. Yani Prowler Imposu maalesef birkaç metre ötesini göremediği için o hayvan sıkıntı. Ve şimdi ulti kullanılıyor Scream tarafından. Fade ultisi yanıtı burada işe yarayacak mı onlar için bakalım. Sidrex Scream ultisini düşürdü. Başka killer lazım. Çok iyi. Turco bir tane vuruyor. Nivera Turco'yu yakaladı. Sidrex iyi denedi ama. İyi deneme kesinlikle. 2v3'e geldi. Pozisyon hala kazanılamayacak gibi değil. Ekstralara bakar. Erken ekstralara bakar. Indiel'ler yakında bu aşamada deneyecek. Bir dikkatsizlik yaparlar mı? Scream'de tamam, flash hazır tutuluyor bu aşamada. Indiel'in ilk kill alabilmesi lazım. Kendine gösterecek mi? Rakip oyuncular fark etmişler Indiel'i maalesef. Ya var ya, çok iyi timing alıyordu az kalsın. Aslan'ın burayı denememesi daha iyi olabilir. Bir sonraki round'da Echo kalacağız. Bir rifle'ımız elimizde bulunabilir. Onlar tabii aramaya koyuldu bile. Scream Heaven'da koştura koştura geliyor. Aslan çok güzel bir headshot. O kadar uzun boylu değil. Evet, verebileceğimiz hasarın önemi çok. Ve Aslan eldeki tek rifle'la Scream'i düşürerek başladı. Artık oynanılabilir bir round bu. Ulti de geliyor. Hadi yaktık gemileri. Paranoya. Flash. Atıldı. Q-Shooter etkilendi bundan maalesef. Rifle bize indiyeler yapıyı yakalamış. Heaven altında birileri var, atılan göz. Bir kill daha lazım. Bir kill daha lazım. Kalan son oyuncu Nivera. Echo bize gerek. Ve şu anda... Çocuğu. Zaten imha gerçekleşiyor. Aman. Dikkat edelim. İmhayı bırakmaya gerek yok. Nivera çıkmadı buradan işte bu zaten ya. Ve Kuşunur işte mükemmel bu. Oynadığımız roundu, Aslan'ın açtığı roundu 9-9'a getiriyoruz. 45 saniye. Yampi ortaya yerleşirken oyunu A'ya doğru taşıyacaklar. Biz 3 kişiyle A'dayız. Emdelil'in bu ulti tercihi çok güzel olabilir. Kullanılacak hemen mı bakalım. B'ye çevirebilirler ya. Yine peak'e geldi Kuşunur. Flash atılacak mı? Hayır. Hayır. Kuşunur. Bir sıktı, iki aldı. Ve şimdi bir başka peak'e doğru gidiyor. 3v5. Sadece dikkat olalım Sidrex. İyi bir iş başardı. Yampi buraya gelene kadar zaten iş işten geçmiş olacak. Evet, bu arada Sidrex ses duyduğu anda bir paranoya gönderecek. Bir wall çıktı. Güzel bir paranoya. Şimdi Kuşunur bu arada kötü kaldı. Yardım getiremeyecek henüz. Side tarafında Nivera entry'yi buluyor. Kuşunur KO'yu yakaladı, kaldırılabilir gibi duruyor. KO bu kapıyı kırmaya çalışacaktır ama kırarsa başı da belaya girebilir. Wallbank dikkat etmesi deneyecek. Lazım. Wallbank'leri deneyecek. Tekrar Ali. Harika düşünüyor. Burada kapı kırıldı, kaçması gerek. Onu da yakaladı. 2 ve 5'e geldi. Maalesef bu bölük pörçük satın almayla birlikte bu hücumu başardılar. Side'deki oyuncumuz kolay yakalandı. Ya çok kötü pozisyon aldık burada. Aslında çok iyi okumuşuz round'u. Evet, round'u mükemmel okuduk. B'de tek bir oyuncumuz var. O da ama KO. İyi desteği var şu an ya. Taret kontağında o molliler çok can yakacaktır. Ama işte Scream erkenden açılmasına sebebiyet verecek o mollilerin. Eyvah, split B'ye döndü oyun. Ve Scream hay Allah. Ultiyi burada mı açacak? Şarjör değiştiriyor. Onun ultisi bozulacak. KO yetenekleri kullanıldı. Bizim tarafımızda ikili almak lazım. Bu ultiyi bozmak lazım. Fight'ı kaçırmamak gerekiyor. Scream dibe kadar geldi. Bıraktığı flash etkili olsa bile iki oyuncumuzu da yakalayabilir birebir.
Bir değişim de olmadı. Aslan sadece bir tane kill çıkartabiliyor ve tek başına Turco kaldı. Deneyecek Turco ama double pick var ve kill çıkartan da Yampi oldu. Biraz sıkıntıdayız. Oo, line-up'tan gelen bir Vayne bıçağı bizim A'da 3A kalmamıza neden olacak. Şimdi Scream canı azaldı. AMDLL bu aşamada Turco'yla birlikte iyi bir savunma yapmak zorundalar. Güzel bir ecel bırakıldı. Turco geriye çekilecek. Kullanılan yetenekler var. Turco ayakta kalmaya çalışıyor. Niver onu yakaladı. Her şey AMDLL'e bakıyor. B site içerisinde son 20 saniye. Bir iki tane kill çıkarması lazım AMDLL'in. Soldan gelen önce inanılmaz bir reaksiyon. Flash AMDLL'i denedi. Cydrex geliyor. 1-3'te şu an 12 saniye ve dikkatli giremedi site'a aslanma. Shadow ya biraz... 12-10. Ya iki tane molisi var üstünün yani. Sola bir moli bıraksa sağ fightlasak. Ortadayız. Ortadayız. Yakın olacağız rotasyona. Ve şimdi A'ya gelmek istiyorlar. Fade ultisi kullanıldı. Evin altında şu anda AMDLL. Atılan paranoyadan etkilenmedi. Gözü kırılacak. Tabii burada olduğunu biliyorlar. Atılan ulti var. Bununla birlikte AMDLL mücadelesine devam etti. İyi bir kill. Spray transferi işe yarayabilirdi. Olmadı. Q'şunur. Geçişi bu rotasyonun erken gelmesi çok sayesinde engelledik. Ve şimdi Scream ile Yampi baş başa kaldılar. Boş site'da. Ya AMDLL acayip geciktirdi bu arada. Yani oraya düşen çok fazla yetenek var ama Hüson'un erken düşmemiş olması gerçekten bizim adımıza büyük şans. Kutu ilerleyecek. Yalnız 2-2'ye geldi oyun. 2v4'tü. Turco şimdi aslandan bir kill var. Ve son oyuncu Yampi. Onun yeri belli. Operatörle birlikte oynamak isteyecektir burada tabii Yampi. Bir de o şansı de... vermemek lazım. O şansı yani vermemek lazım. Bir oyuncunun yeşilde olduğunu biliyor. Yine diğer oyuncuyu arayacak ama o peak'i vermemek lazım 25 saniye. Spike öyle bir yerde ki belki çıkmaya hiç gerek yok ama zaten dediğim gibi yetenekler geldikçe yeteneklerle oynamak lazım. Bu kontakları oluşturabilmek gerekiyor. Double peak istedik, yan peak kaçabildi ilk kill aldıktan sonra ama 15 saniye hala inisiyatif bizde. Bizde ya. Aslan'ın dikkatli olması yeterli olacaktır. Rifle'la geliyor, bir peak'e gidiyor Aslan ve kill aldı 12-15. Yani. Bıçak B'den A'ya gönderildi ama o kadar yukarı düşüyor ki bıçak. Sadece 4 tane oyuncu göstermesi gerekirken birini gösteriyor sadece. Ve hücum gerçekleşti. AMDLL ultiyi kırabilecek miyiz? Ultiyi kıramayacağız gibi kaldırmaya çalışacaklar arkadaşlarını. Site'dan bir savunma yapmadık. Site'i ele geçirdiler. KO bu aşamada şimdi kaldırılıyor ve kapıyı da şimdi kapatmaya çalışacaklar. Yakında flash'ta bekleyen bir screen var. AMDLL en sonunda Nivere'ye yakalamış. Terichit'i gelmiş oldu. Tecrit gelmiş oldu. Bu çok kritik. Patlayıcı bırakılacak. Terichit'in üstüne koçmak zorundalar. Belki de sol kez pikini yakalamış. Screen flash'ı çok etkili oldu. Yakaladı Cydrex'i. Bu Tecrit'i kırıyor. Yine destek geldi kendisine. Q'şunur tek. Break'i yapılamayacak gibi değil ama Scream bu pikte Q'şunur'u yakaladı ve maalesef 13-11 ile birlikte haritayı kazanmış oldular. Bizim tercih ettiğimiz haritaydı.